33 askerin ölümü ve benzeri şeyler, süreci sabote eden eylemlerde yalnız içerideki savaş yanlarının değil, dışarıdaki savaş yanlarında payı oldu sanırım. Ama bu sonradan... Öcalan şeyde olsaydı, Avrupa'da kalabilseydi, bence daha mantıklı, daha sağduyulu, daha barışçı bir politika izleyebilirdi. Ve bu hem Kürtler için iyi olurdu, hem Türkiye için iyi olurdu. Peki Kemal Bey, dağdakilerin silahlarını bırakmaları ve evet, bu PKK hareketinin sona ermesini mümkün görüyor musunuz siz? Tabii görüyorum. Yani bunu neye bağlıyorsunuz mesela? Bir zaman var mı kafanızda? Yani mesela bu şu kadar sürer, şöyle yapılırsa biter diyebileceğiniz tabii bir çözüm? Yani PKK'nın silah bırakması elbette Kürt sorununun çözümü demek olmaz tek başına. Ama önemli bir aşama olur bana göre. Nitekim Öcalan yakalandıktan sonra biliyorsunuz, otokritik yaptı en azından. Pişmanım dedi. Ve silahları artık bir daha kullanmamak üzere bırakacağız dedi. O zaman dağdakiler de aynı şeyi söylediler. Osman Öcalan, Cemil Bayık, ötekiler. Yani o dönemde PKK silah bırakmaya hazır görünüyordu. Ne yazık ki Türkiye'de yani bunu sağlayacak olan kesim, ordu içerisinde buna onay gelmedi. Şunu söylediler hatırlarsanız, işte gelip silahlarıyla birlikte teslim olsunlar. Yoksa hepsini yok pişmanlık edinceye kadar getirsin, daha pişmanlığa hepsini çağır, yok edinceye kadar savaşacağız dendi. Bence bu tutum çok yanlıştı. Yani o fırsat kaçırıldı, değerlendirilmedi. Tabii değerlendirilmedi. Tabii yani Kürt sorununun çözümü ve silah bırakılması, bunlar birbiriyle ilgisi olan şeyler. Ama buna rağmen ben şunu hep söyledim. Yani PKK tek yanında silah bıraksa bunda fayda var diyorum Kürt hareketi için. Ama şu var, gerçekçi olmak lazım. Ben PKK adına konuşamam. Yani onlar ancak kendileri hakkında karar verebilirler. Eğer PKK'nın silah bırakmasını istiyorsak, o zaman silahları karşılıklı susturmak lazım. Yani ordu silah bıraksın falan demiyoruz tabii. Yani kimse bir ülkenin ordusuna silah bırak diyemez. Komik olur zaten. Tabii komik olur. Ama diyalog ve barış sürecine şans tanımak için silahlar karşılıklı susturulabilir. PKK birkaç kez ateş kesti. Operasyonların o aşamada sürmesi bence yanlıştı. Yani onlar ülke için bir fırsattı. Her iki halk için bir fırsattı. Eğer silahlar karşılıklı sussaydı, öyle sanıyorum ki provokasyonlara, süreci sabote etmeye yönelik eylemlere şans olmazdı. Ne yazık ki bu olmadı. Peki şimdi umutlu musunuz? Şimdi de umutluyum. Açılım süreci önemli bir adımdı. Ama yani AK Parti tarafından başlatılan devamı açılım da gelmedi süreci onun. İşte ne yazık ki hatalar karşılıklı oldu. Yani hatalardan biri şuydu, PKK kesimi veya yandaş kesim Habur dönüşünü çok büyük bir zafer havası içerisinde kutladı. Bence buna gerek yoktu. Yani Türk toplumunun duygularını da hesaba katmak lazımdı. En azından süreci sabote etmeye yönelik kesimleri o fırsatı vermemek lazımdı. Öyle olunca statükocu kesimler büyük tepki gösterdiler. Yani bence MHP'de, CHP'de bu konuda yanlış yaptı o dönemde. Destek vermedi. Hükümeti çok ağır biçimde suçladılar. Bunun yanı sıra o zamanki Genelkurmay Başkanı da sert çıkış yaptı. Silopi'ye gitti. Dedi ki genel af yok. Kürtçe eğitim yok. Yani biz buradayız dedi filan. Şimdi hükümetin atabileceği adımları bir çeşit kapadı. Arkasından da hükümet de çekindi tabii. Peki. Bu tepkiler karşısında geri adım attı. Kemal Bey, şimdi son dönemde adım adım geriliyor bu askeri vesayet. Evet. Bunun işaretlerini görüyoruz. İşte evet, en son yaş toplantısı artık bu askeri vesayet rejiminin büyük ölçüde knockout olduğunu gösterdi. Şimdi askeri vesayet ortadan kalkınca bütün gözler tabii ki sivil hükümete çevrilecek. Yani evet, sivil hükümet tam anlamıyla muktedir oluyor, inisiyatifi eline geçirmiş oluyor. Bu bakımdan avantajlı bir durum mu söz konusu sizce? Bir yönüyle öyle tabii. Yani Türkiye'de askeri vesayetin gerilemesi, siyasetin normalleşmesi bakımından, sivil siyasetin inisiyatif kullanması bakımından
ve Kürt sorununun çözümü de dahil, diğer sorunların çözümünde özgür ve rahat hareket etmesi bakımından çok gerekli. Yani Türkiye bu olağanüstü durumdan mutlaka kurtulmalı. Ama onun için olumlu buluyorum bunu. Bunun için de sivil hükümetin ya da yani evet, hükümetin bu sorunun çözümü için irade sahibi elbette olması gerekir. Peki irade sahibi olduğunu düşünüyor musunuz hükümetin? Çünkü o konuda da mesela seçim öncesi başbakanın verdiği biraz milliyetçiliğe kayan mesajlar, seçim sonrası BDP ile bir türlü uzlaşılamaması evet, ve en son PKK'nın 13 askeri şehit etmesi, bütün bu olaylar sürecin tıkanmasına da yol açtı. Evet. Bu arada hükümeti de eleştiriyor musunuz? Yani hükümetin bu tutumunu nasıl buluyorsunuz? Zaman zaman eleştirdim. Mesela ben açılım sürecine destek verdim ve önemsedim. TRT şişin açılmasını destekledim, önemsedim. Bunun gibi. Yani hiçbir komplekse kapılmadan AK Parti hükümetinin attığı olumlu adımları destekledim. Öte yandan AK Parti hükümeti bu konuda çok mu kararlı, çok mu hazırlıklıydı? Değil. Yani eleştiriler mi, kaygılar mı da başından itibaren söyledim. Bence AK Parti hükümeti bütün bu olumlu adımlara rağmen yeterince hazırlıklı değildi. Ve güçlüklerle karşılaştığı zaman da geri adım attı, durakladı. Bence daha kararlı olması gerekiyor. Tabii tek başına bir partinin veya ona dayanan hükümetin sorunu çözmesi kolay değil. Yani bu uzun yılların, 100 yılı aşan bir dönemin ürünü. Sorunu, tabii. Dolayısıyla sorunun çözülebilmesi için desteğe de ihtiyacı var. Hatta teşvike ihtiyacı tamam, var. Kemal Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi örneğin sosyal demokrat bir parti olduğunu söylüyor ama ana muhalefet. Destek vermeli çözüme. Ama sadece muhalefet etti. Sadece karşı çıktı. Atılan her adıma karşı çıktı. BDP de hatalar yaptı bence. Yani BDP de hatalar yaptı. Mesela son seçimden sonra yapılması gereken şey boykot değildi bence. Parlamentoya girip hem demokratik bir anayasa için hem de diğer yasaların demokratikleştirilmesi için çaba göstermek. Peki mesela Hatip Dicle konusunda, KCK tutukluluğu, milletvekilleri tamam, konusunda... Tamam, bunu anlıyorum tabii. Bunda haklılar. Yani ama diyorsunuz yöntem bu olmamalıydı. Tabii yöntem olmamalıydı. Çünkü kriz doğduğu zaman ben o konularda görüşlerimi birçok kez yazdım, açıkladım. Kriz olduğu zaman, kaosa yol açıldığı zaman Kürtlerin veya BDP'nin kazanacağı bir şeyi yok. Yumuşama karşıtları, yani bu süreci, yumuşama sürecini sabote etmek isteyenler, çatışma ortamını sürdürmek isteyenler bundan kazanacaktır. Nitekim öyle oldu. Şimdi Kemal Bey, hükümet için hazırlıksız eleştirisi yapmak başka bir şey, irade sahibi değildir demek başka bir şey ya da çözüme odaklı bir iradesi yok demek başka bir şey. Hangisini söylüyorsunuz? Şimdi hazırlıksız, bu tabii yani anlaşılabilir bir şey, bu eleştiri yapılabilir ve buna dair zaten hükümet bile öz eleştiri yapıyor. Evet. Ama şimdi bugün itibariyle baktığınızda Türkiye'ye gelmiş bir Kemal Burkay olarak evet, bu hükümeti çözüm isteyen, çözümden yana bir hükümet olarak görüyor musunuz? Şimdi çözüm deyince bizim çözümden anladığımızla onların hükümetin çözümden anladığı aynı şey değil. Orada iş değişiyor. Tabii. Evet. Yani biz diyelim ki Kürt kesimi olarak bizim çözümden anladığımız farklı. Ben örneğin federasyonu savunuyorum. Eşitlik temelinde bir federasyonu. Hükümet buna açık mı? Hayır. Yani hükümet böyle benim gibi düşünüyor mu? Hayır. Peki. Ama şu var. Yani hükümetin çözüm dediği şeyi ben yeterli buluyor muyum? Hayır. Ama çözüm bir süreç işidir. Bunu söylüyoruz. Yani bu sorun büyük bir sorun. O zaman hükümet bir süreç işi. Bu süreci yürütebilecek en ideal, bu zamana kadar gelmiş geçmiş en ideal hükümet midir? Bence hükümet, bu hükümet Kürt sorunu konusunda şimdiye kadar gelmiş en tavrı en olumlu olan hükümet. Yani bu konu da şeyim yok, kuşkum yok. Özal oldukça önemli bir adım attı. Ama Cumhurbaşkanıydı o zaman. Hükümetin başında değildi. Ayrıca, ve ne yazık ki sürdüremedi. Ayrıca AK Parti kadar avantajlı da değildi herhalde. Değildi değil tabii. Evet. Şimdi AK Parti'nin ben yeterince kararlı olduğu kanısında değilim. Pragmatikler. Yani güçlüklerle karşılaştıkları zaman geri adım atıyorlar. Mesela Sayın Başbakan geçmişte Kürt sorunu var demiyordu sonradan, dedi ama
Yani Kürt sorunu var ve onu çözmemiz gerekir dedi. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak önemli açıklamalar yaptı. Yani Kürt sorunu Türkiye'nin en büyük sorunudur ve şiddet yöntemleriyle çözülemez. Başka yöntemlerle çözmemiz lazım dedi. Bu bir dönüm noktasıydı bence Türkiye politikası bakımından. Çok önemliydi. Ama öte taraftan güçlükler karşısında da geri çekildiler. Yani öyle an geldi ki yine başbakan işte Kürt sorunu yoktur, Kürt vatandaşların sorunu vardır dedi. O zaman ben de bir yazı yazmıştım. Dedim ki Kürt sorunu yoktur dedikten sonra eğer deneyeceksen bu sorun nasıl çözülecek? Ha, yani AK Parti hükümetini eleştirdim. Bundan hiç çekinmedim. Kamuoyu biliyor. Çözüm konusunda hükümetin amaçladığıyla gerçekten çözüm olacak şey elbette farklı. Yani ben bana göre Kürt sorunu çok kapsamlı bir sorun. Ama öyle çok net bir koydunuz ortaya. Bu bir evet. Süreç işidir. Evet. Yani şöyle özetlemek gerekirse hükümetle Kürt sorununun çözümü konusunda aynı kanaatte değiliz. Ama bu hükümeti uzlaşmayı, bu süreci yönetebilecek bu zamana kadar gelmiş en iyi hükümet olarak evet, görüyorum. Evet, teşvik yani böyle, etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde de teşvik etmek. Tatlı olumlu adımları desteklemek gerektiğini düşünüyoruz. Ben onu zaman zaman söyledim. Değişimde çıkarı olan kesimler şey yaptılar, önyargılı davrandılar. Hala da öyle tutum. Mesela sol önyargılı davrandı. Bizim solcular hep AK Parti'yi böyle dindar, dindar olunca da gerici gibi gördüler. Böyle bir genellemeyle yaklaşılmaz. Yani tarih bazen bir partinin kökeni ne olursa olsun, hatta niteliği ne olursa olsun, onun önüne değişim fırsatını koyar. Toplumu zorlar. Bakın Güney Afrika'da ırk ayrımı politikasına son veren, sorunu çözen, Mandela'yı hapisten çıkarıp onunla uzlaşan, ulusal parti oldu ve onun lideri de Klerk oldu. Halbuki o savaşı yıllar boyu o parti yürütmüştü. Olur böyle şeyler diyorsunuz. Tabii yani, olur. Peki. Yani AK Parti'nin yerine bir başka parti de olabilirdi. Dolayısıyla ön yargılarla hareket edemeyiz. Ezberlerimizi bozmak zorundayız. Ne yazık ki bizim solun da ezberleri var. Alevi kitlesinin ezberleri var. Alevi kitlesi de öyle yaklaştı. Kürt kesiminde en örgütlü, en aktif olan kesim yeterince destek vermedi açılım sürecine. Dolayısıyla AK Parti'yi eleştirmek yetmiyor. Yani pragmatik davrandığı için, yeterince cesur olmadığı için, güçlüklerle karşılaştığı zaman geri çekildiği için eleştirmek yetmiyor. Destek de vermek gerekiyor. Destek de var. Peki, siz Dersimlisiniz değil mi? Tunceli'lisiniz. Evet. Alevi misiniz aynı evet. zamanda? Peki, Dersim'e de gidecek misiniz bu Diyarbakır'dan tabii. sonra memleketinize? Tabii. Orayı ne kadar zamandır görmediniz? Orayı görmeyeli daha çok oldu. Yani ülkeden çıkalı 31 yıl oldu. En son Dersim'i 1975'te görmüştüm merkezi. Aradan 36 yıl geçmiş. 36 yıl sonra gideceksiniz. Evet, evet. Kendi köyüm de öyle. Köyünüz hangi köy? Eski ismi Dırban, daha sonraki ismi Kızılkale. Dırban mı dersiniz, Kızılkale mi dersiniz? Her ikisini de kullanıyoruz ama Dırban demeyi tercih ederim. değiştirilmiş mi ismi? Daha önce değiştirilmiş. Daha önce. Yani benim çocukluğumda da adı Kızılkale'ydi. Öyle mi? Evet. Eskiden beri. Evet. Merak ediyor musunuz Dersim'i? Tabii. Yani hem doğa olarak çok güzel, hem çocukluğum geçti, hem avukatlık dönemimde uzun bir süre orada kaldım. Tunceli'de kaldınız öyle evet. mi? Kaç yılında? 60'lı yıllarda mı? 1966 ve 72 arasında Dersim merkezinde, Tunceli merkezinde avukattım. Avukattım. Evet, aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'liydim o dönemde. Yani yoğun bir siyasal mücadelemiz oldu. Peki o dönemde o mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz arkadaşlarınızla temasınız sürüyor mu? Tabii uzaklaştık birbirimizden ama zaman zaman sürdü. Mesela onlardan bir tanesi Terzi İsmail'di, benim dostum. Onunla telefonla konuştum bir iki kez. Gelince mi? Yok, gelmeden İsveç'te. Önce. Evet, umarım ki görüşürüm burada. Tunceli'de mi? Yok değil, İzmit yöresinde olduğunu biliyorum. Hı. Çünkü o insanlar dağıldılar, onlar da dağıldılar. Çocuklarınız var mı? Evet. Onlar nerede? 5 hatta 6 çocuğum var. Efendim? 5 hatta 6 çocuğum var diyorum. Niye hatta 6 diyorum? Bir tanesi üvey oğlum, Devrim. İkinci eşimden olma. Ama onda kendi çocuklarım.